çıkarmasından yola çıkarak Orta Doğu ve su sorununu ve bölgedeki su savaşları konularını konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Orta Doğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Su Programı uzmanı Doktor Tuğba Evrim Maden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi IŞİD'i uzunca bir süredir konuşuyoruz. IŞİD'le ilgili gelişmeleri çok yakından takip ediyoruz. Ancak olayın bir başka boyutu olduğunda siz geçtiğimiz hafta yazdığınız o yazıyla gündeme taşıdınız. IŞİD hem Irak'ta hem Suriye'de aslında ilerleyişini sürdürürken son derece stratejik hedeflere yöneliyor. Bankalar, işte petrol rafinerileri, bunların yanında barajlar, su kaynakları da IŞİD'in hedefleri arasında. Siz o yazınızda IŞİD'in bunları bir silah olarak kullandığından söz ettiniz. Aslında biz sudan kaynaklanan çatışmaların her zaman dünyanın bu bölgesinde ya da diğer bölgelerinde gündemde olduğunu daha önceki programlarımızda da ifade etmiştik. Su savaşlarının yaşanabileceğinden söz etmiştik. Ama bunun için daha uzun bir gelecekten söz ediyorduk. Ne dersiniz? Suyun Orta Doğu'da bu şekilde kullanılması aslında yeni bir şey değil. Ama IŞİD nasıl kullanıyor dilerseniz oradan başlayalım. Aslında IŞİD evet ilk Suriye'de Tapka ve Tişin Barajı'nı kontrol etmesiyle başladı bu süreç. Ama daha çok Irak'ta Musul Barajı'nı ele geçirmesiyle daha çok gündemde yerini almaya başladı. Aslında Nisan ayında Felluce Barajı'nı kapaklarını açarak ordunun şehre yaklaşması, Irak ordusunun şehre yaklaşmasını evet. engellemişti ve bir taşkın yaratmıştı. Burada birçok insan, binlerce insan bu taşkından etkilenmişti. Daha sonra Musul Barajı'nı ele geçirdi. Daha sonra biliyorsunuz zaten Amerika'nın gerçekleştirdiği, ABD'nin gerçekleştirdiği hava operasyonuyla daha sonra tekrar peşmerge güçlerinin kontrol altına geçti Musul Barajı. Ama Musul Barajı'nın şöyle bir özelliği var. Musul Barajı Irak'ın en büyük barajı. Hı hı. 1980'li yıllarda yapılmış bir baraj. Ondan sonra bunun dışında ayrıca dünyanın en tehlikeli barajlarından biri olarak adlandırılmakta. Çünkü yapımında bir hata söz konusu, daha doğrusu gözden kaçırılmış bir şey, bir sorun söz konusu. Baraj yapıldıktan sonra hem barajın temelinde hem de barajın gölünde suyla tepkimeye giren kayalar oldu ortaya çıkıyor. Bunlar işte jips ve kireç taşı dediğimiz karstik yapılardaki kayaçlar ve bu barajın sürekli tamir edilmesi lazım. Yani sürekli bu baraja çimentoyla reenjeksiyon yapılması lazım. Zemininin doldurulması lazım çimentoyla. Tabii IŞİD'in elindeyken o barajın yıkılma tehlikesi de ortaya çıktı. Zaten bu bakımların vardı. Yapılmadığı gerekçesiyle. Tabii bakımlar yapılmadığı için düzenli bakımı bir yıkılma tehlikesi de ortaya çıktı. Şimdi Musul Barajı Irak'ın hem en büyük barajı sulama, taşkın, enerji üretimi ayrıca insanların su ihtiyacı için kullanılan evet. bir baraj. Ondan sonra bu barajın yıkılması bence IŞİD'in de çok stratejisine uygun değildi. Ama barajın suyunu keserek insanların orada kendi koyduğu kurallara uymasını sağlayabilirdi susuz bırakarak. Bu barajın şöyle bir özelliği var. Bir de 600 mesela öyle bir elektrik üretiyor ki 675 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılayabiliyor. Bu çok ciddi bir rakam. Bu barajın suyunu keserek o bölgedeki insanların elektrik su ihtiyacını tamamen engellemiş oluyor. Onların ulaşmasını engelliyor. Bununla birlikte biliyorsunuz bu yıl çok kurak bir dönem geçirildi ve hem Türkiye hem Irak hem Suriye hem de bölgedeki diğer ülkeler bunlar nasibini aldı. Yağışlar olmadığı için de sulama suyuna çok fazla ihtiyaç duyuldu. Bu süreçte barajların IŞİD'in kontrolü altında olma sürecinde maalesef tarım da çok büyük bir zarar gördü. Yani ortada bir su güvenliği, enerji ve gıda güvenliği endişesi oluştu. Mesela son dönemlerde de bazı köylerde kendilerine direnen köylüleri IŞİD sularını keserek onları bir şekilde ikna yoluna itmekte. En son eline Sudur Barajı dediğimiz çok büyük olmayan ama Dicle Nehri üzerinde özellikle Diyala'nın Şi köylerinin olduğu bölgede olan bir barajın sularını keserek orada bir susuzluğa neden oldu. Suyu bir strateji aracı olarak kullanıyor. Evet, son dönemde de Hadise Barajı'na yönelik saldırılarını arttırdı. Bu da Bağdat için son derece önemli. Evet, o da Irak'ın ikinci büyük barajı ve Bağdat'ın elektrik enerjisini sağlayan bir baraj. Hem içme suyu hem de elektrik enerjisi. Bu barajın IŞİD'in eline tamamen geçmesi artık Bağdat'ın su ve enerji güvenliğini tamamen etkileyen bir durum. Elektrik de malum önemli bir şey. Sonuçta siz onu iletişim içinde kullanıyorsunuz. Bağdat'ın tüm dünyayla iletişimini de kesebilir elektriğin kesilmiş olması. Bu amaçla bu doğrultuda barajlar IŞİD'in bir petrol kuyusu kadar, bir petrol boru hattı kadar önem verdiği
bir unsur. Bu sadece Irak için geçerli değil. Suriye'de de benzer adımlar attı. IŞİD Suriye'de de stratejik hedeflere yönelirken bu hedefler arasında yine orada da barajlar vardı. Evet, Tapka ve Tişrin barajlarını ele geçirerek Halep'i susuz bıraktı. Bir de tabii Suriye iç savaşta çatışmalar nedeniyle de su, özellikle su ağları, su iletim ağları çok büyük zarar gördü. Halep susuz kaldı. İki gün su iletim bağlarının bombalanması nedeniyle taşkın yaşasa da daha sonra susuz kaldı Halep şehri. E tabii bu da büyük göçe sebep olabiliyor. Çatışma yarattığı göç var ama kaynak kıtlığının da yarattığı göçler söz konusu. Böyle büyük nüfus kütlelerinin başka yerlere geçmesine sebep oluyor. Bu da yeni gittiği bölgede toplumsal huzursuzluklara, kaynak paylaşımında rekabete sebep olabiliyor. Bunlar da bir problem olarak karşımıza çıkıyor tabii ki. Su sorunları aslında Orta Doğu'da yeni değil. Su yüzünden çıkan çatışmalar da yeni değil. Son da olmayacak gibi gözüküyor aslında. Sizin daha önceki yazılarınız arasında Gazze'de yaşanan su krizine ilişkin de bir takım ifadeleriniz var. Dilerseniz orayla devam edelim. Yani Orta Doğu'daki su sorumluluğunun altını çizmek gerekiyor sanıyorum. Evet. Gazze'deki su kaynakları ve su iletim ağları, desalinasyon merkezleri ve elektrik santralleri genellikle İsrail'in saldırıları sürecinde hedeflerden biri oluyor. Gazze'de 1.7 milyon kişi yaşıyor ve en son İsrail'in gerçekleştirdiği operasyonlarda da kuyular ve su kaynakları ve su iletim ağları çok büyük zarar görmüş durumda. Yaklaşık 1.5 milyon insanın suya erişiminin artık imkansız hale geldiği söyleniyor. Tabii ki İsrail bunu daha önce 2008 yılında gerçekleştirdiği saldırılarda da su kaynaklarını ve su iletim ağlarını bir hedef olarak kullanmıştı. Daha öncesine baktığımız zaman da 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda da Ürdün Nehri sularını saptırmış kendi ulusal kanalına. Ve bu da 1967 Savaşı'nın sebeplerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Ana sebebi değildir ama sebeplerinden biridir. Zaten 1990'lı yıllardan itibaren Orta Doğu'da su savaşlarının çıkacağına dair literatürde kitaplar ve makaleler yazılmaya başlandı. Su hiçbir zaman ana bir sebep değil ama bir çatışma nedeni veya bir işbirliği neden olarak da karşımıza çıkıyor. Burada tamamen ülkelerin politik niyetleriyle alakalı. Eğer siz iyi anlaşan veya iyi anlaşmayı hedefleyen iki devletseniz veya birden fazla devletseniz suyu bir işbirliği aracı olarak kullanabilirsiniz veya çatışma aracı olarak da ya da bir tehdit aracı olarak da kullanabilmektesiniz. Orta Doğu'da böyle bir durum söz konusu. Daha doğrusu suyun kıt olduğu bölgeler dememiz daha doğru. Ama tabii dünyada da suyun kıt olduğu bölge dediğimiz zaman da ilk aklımıza gelen yer Orta Doğu. Çünkü nüfusuyla elindeki su kaynakları arasında çok büyük bir dengesizlik var. Dünyadaki ortalama yağışın 1/5'i Orta Doğu'da gerçekleşiyor. Ama nüfus olarak da çok fazla. Çok fazla. Kişi başına düşen su miktarı çok az ve iklim değişiminin etkisiyle de bu su miktarı günden gün geçtikçe azalıyor. Arttı. Bir de çok ciddi nüfus artışı var. Bir de Suriye'deki meydana gelen üç savaş nedeniyle de büyük nüfus hareketleri var. Bunun Lübnan'da, Ürdün'de, Türkiye'de çok görmüyoruz kamplarda çünkü düzenlenmiş durumda ama Lübnan ve Ürdün'de suya ilişkin çok ciddi göçmenler nedeniyle sorunlar yaşanmakta. Büyük nüfus kütlelerine artık hem teknik anlamda hem kaynak anlamda hem de ekonomik anlamda su sağlanamıyor. Böyle bir problem var. Türkiye de önemli bir aktör aslında bu denklemin içerisinde. Fırat ve Dicle sınır aşan sular önümüzdeki dönemde suyun stratejik önemi arttıkça Türkiye'nin de bu denklem içerisindeki ağırlığı artacaktır. Tabii Türkiye aslında kaynak ülke. Çoğu zaman da yaptığı barajlar için suçlanmış bir ülke olarak karşımıza çıkıyor Irak ve Suriye tarafından. Ama Türkiye'de coğrafi açıdan bu suların depolanabileceği en uygun coğrafya. Derin vadilere sahibiz. Buharlaşmamız da Suriye ve Irak'a göre çok çok daha az. Tabii Türkiye suyu kontrol ediyor diye algılanıyor. Aşağıdan, aşağı kıyıdaşlar tarafından bakıldığı zaman. Ama Türkiye suyu aslında düzenlemekte ve bu da ortada zaten hem Suriye hem de Irak'la üçlü olmasa da ikili anlaşmalar, sözleşmeler gerçekleştirmiş durumdayız. Türkiye daha önce de söylediğim gibi suyu bir işbirliği aracı olarak kullanmakta. Bir çatışma aracı olarak da bugüne kadar hiç kullanmadı. Gerekli sorular sorulduğu zaman da kıyıdaş ülkelere suyun neden az olduğuna dair. Bazen çünkü bu yıl Türkiye de kuraklıktan çok etkilendi. Evet. Ve Fırat Nehri'nin debisi, Dicle Nehri'nin debisi de haliyle düştü. Çünkü yeterli kar yağışı sağlanamadı su kaynaklarını besleyecek. Buna ilişkin olarak da Türkiye açıklamasını yaptı. Her zaman bir açıklaması veya işbirliğine doğru bir adımı olmuştur. Biz aslında suyla ilişkin, suya ilişkin sorunların ya da suyun silah olarak kullanılmasının örneklerini nerede gördük geçmişte? Yakın geçmişte Arap Baharı sırasında Kuzey Afrika'da gördük. Dilerseniz orada yaşananlardan da biraz söz edelim. Suyla ilgili olarak, suyun nasıl silah olarak kullanıldığı ile ilgili olarak.
Mesela Libya'da da biliyorsunuz Kaddafi döneminde yapılan Büyük İnsani Yapım Nehir diye bir proje var. Çölden kanallarla kıyı şehrindeki nüfus yoğunluğunun olduğu şehirlere su taşınmakta. Bu boru hatlarının Fizan tarafında olan bölgesinde bu boru hatları saldırıya uğradı. Ve belli bir süre Trablus ve çevresinin su akışı engellendi. Tabii bu noktada Birleşmiş Milletler devreye girdi ve oranın koruma altına alıp bir tadilat sürecine girildi ama sonuçta su insanın yaşam kalitesini her anlamda ve yaşam devamlılığını sağlayan bir element. O yüzden de su kaynaklarını sağlamak aslında savaştığınız karşı olduğunuz tarafı güçsüz bırakmakta, onun gücünü kuvvetini kırmakta en önemli etkenlerden biri. Su kaynağına saldırdığınız zaman onu da güçsüz hale getirebiliyorsunuz her anlamda. Evet. IŞİD'i konuşuyoruz. IŞİD'in bölgede kendi eylemlerini sürdürürken genişleme stratejisi içerisinde su kaynaklarına ilişkin özel bir önem atfettiğinden de bahsettik. Siz biraz önce vurguladınız. Su hem çatışma nedeni olabiliyor hem de aslında bir işbirliği nedeni de olabiliyor. Orta Doğu merkezli olarak düşünürsek yakın gelecekte sudan kaynaklanabilecek hangi çatışma potansiyelleri var ve bunlar nasıl çatışma potansiyeli olmaktan çıkarılabilir? Bunun üzerine bir sizden değerlendirme alabilir miyim? Aslında hep Fırat Dicle deniyor ama Fırat Dicle Nehri'nden önce bir Ürdün Nehri sorunu var Orta Doğu'da. Ürdün Nehri'nin kıyıdaşlarına baktığımız zaman da İsrail, Filistin, Ürdün, Suriye ve Lübnan gözükmekte ve bu ülkeler gerçek anlamda su sorunu yaşamakta. Lübnan keza diğerlerine göre daha su zengini diye kabul edebilirdik ama bu yıl Lübnan son 60 yılın en kurak dönemini geçirdi ve çok ciddi anlamda su kıtlığıyla karşı karşıya alternatif kaynaklara yönelme çabası içerisinde. Sonuçta Ürdün Nehri'nin sularının kullanımının çözülmesi gerekiyor. Tabii İsrail burada ağırlıklı kullanıcı olarak karşımıza çıkıyor. Burada şöyle diyeyim, bugüne kadar hep ikili anlaşmalarla yürütülmüş. Tüm havza ülkelerinin bir araya geldiği bir anlaşma yapılamamış. O yüzden de çözüm tıkanıyor belli bir yerde. Bu noktada bütün kıyıdaşlarının dahil olduğu bir çözüm sürecine girilir ama bu devlet boyutunda, yani daha doğrusu hükümetler boyutunda gerçekleşemiyor ama STK'lar boyutunda küçük çaplı bazı girişimlerde bulunuyor. Bunun içinde Filistin ve İsrail'i hidrolojistler veya bu konuda çalışan uzmanlara dahil edilebilir. Bu konuda çok ciddi bir sorun var. Bu artık inkar edilemez bir gerçek. Bu da ortada dediğim gibi hepsinin işbirliği gerekiyor ama şu mevcut durumda, Orta Doğu'nun mevcut durumunda da bunun çok zor olduğunu söylemek gerekiyor. Şu anki çatışma ortamında çok böyle zor. Böyle bir işbirliği için bir araya gelmek çok zor. Da söz konusu olacak gibi gözüküyor. Aslında bir ortak çıkar olarak algılanırsa bu iş çok daha kolay çözülebilir. Yani kimin ne kadar kazanacağından ziyade herkesin kazanmasına odaklanılırsa çok daha başarılı olacaktır ama herkes burada biraz kim ne kadar pay alacak derdine düştüğü için bu çözüm biraz zorlaşıyor. Peki Türkiye için bir güvenlik riski söz konusu olabilir mi? IŞİD bölgedeki su kaynaklarını kontrol ediyor ama dediniz ki o kaynağın başı da Türkiye. Evet. Türkiye'nin su salımı konusunda ara sıra yaptığı düzenlemeler IŞİD'le Türkiye'yi karşı karşıya getirebilir mi bu anlamda? IŞİD aslında bu yaz başında Türkiye'nin özellikle Tapka Barajı'na çok az su bırakmasıyla ilgili bir serzenişte değil de bir iddiada bulunmuştu. Çünkü orada bir otorite boşluğu var. Şimdi Irak Merkez Hükümeti muhatabınız olamıyor bazen çünkü IŞİD barajları elinde tutuyor. Söylediğim Türkiye bu barajlardan sanki karşısında hala yani Suriye'nin yaptığı sözleşmeye sadık kalarak devam ediyor. Biz hala Fırat Nehri'nden sınırda saniyede 500 metreküp saniye suyu geçirmeye çalışıyoruz. Ama elimizde su varsa tabii ki. Sonuçta Türkiye bu barajlardan hidroelektrik ürettiği için hali hazırda suyu bırakmak zorunda. Zaten suyu bir kenarda tutmak gibi bir lüks yok. Çünkü Türkiye elektrik üretiyor bu barajlardan. Ama Türkiye 1960'lardan bu yana en kurak dönemlerinden birini yaşadığı için bu yıl Fırat Nehri'nin debisi düştü. Ama Türkiye bu protokolde Suriye'yle yaptı. 1987 protokolünde şunu der. Ben suyu 500 metreküp saniyenin altında verirsem diğer zamanlarda bu farkı kapatacağını söyler. Yani ortalama 500 metreküp bölü saniye yakalar Türkiye. O yüzden de Türkiye'nin mevcut politikasını değiştireceğini zannetmiyorum. Sularında herhangi bir kesinti yapacağını veya buna neden olacak bir şey yapacağını. Bu konuda IŞİD o bölgede yine şöyle diyeyim, Irak'taki barajı elde tutarak Bağdat'ın ve geri kalanının Güney Irak'ın
su güvenliğini ve enerji güvenliğini kendi kontrol altında tutarken Suriye'de de Tapka ve Tişrin tutarak Suriye'deki Halep bölgesi ve geri kalan bölgenin su güvenliğini elinde tutmakta ama Türkiye için herhangi bir şu anda fiziksel anlamda tehlikeli söz konusu değil. Evet, IŞİD'i konuşurken bir başka boyutundan bakmaya çalıştık bugün. Gerçekten de ilginçti. IŞİD'in elindeki su kaynaklarını, Irak ve Suriye'de ele geçirdiği su kaynaklarını, barajları, boru hatlarını, sulama kanallarını o bölgede yaşayan insanları ikna etmek için, kendi doğrularını dayatmak için suyu bir tehdit olarak, bir silah olarak kullandığı bilgisini bize anlattınız. Peki bundan sonra bölgede, yani IŞİD'in bu yöndeki baskıları da artacaktır. Buna ilişkin hani IŞİD'le mücadele stratejisi kapsamında belli sonuçlar alınmaya çalışılıyor. Koalisyon güçlerinin hem Suriye'de hem Irak'ta IŞİD'e yönelik hava operasyonları sürüyor. Buna ilişkin IŞİD'le mücadele edecek unsurların eğitilmesine ilişkin çalışmalar sürüyor. IŞİD tehdidi bertaraf edildiğinde belki o bölgede yeni bir hidropolitik düzenin inşası için adımlar atılacaktır. Bundan sonra neler beklenebilir? Son olarak size onu soralım. Orta Doğu'da yeni su stratejisine ilişkin. Herhalde bu deneyimden sonra ülkelerin bir araya gelip artık işbirliği konusunda daha seri ve hızlı davranmaya gerekmekte. Çünkü özellikle Fırat Dicle Havzası'na baktığımız zaman bu mesele 1950'lere kadar dayanmakta. Ama hep ikili anlaşmalar ve sözleşmelerle bu süreci çözme çabasındaydık. Belki bundan sonra Suriye'de tabii mevcut yönetim ne olur onu bilmiyoruz ama bir şekilde Fırat Dicle sularının düzenlenmesini daha çabuk, daha seri bir işbirliğiyle sağlamaya çalışacaklardır büyük bir ihtimalle. Belki de sınırlar yeniden çizilecek. IŞİD tehlikesi bertaraf edildikten sonra o çizilen yeni sınırlar içerisinde su politikaları da belki yeniden şekillenecek. Çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza konuk oldunuz. IŞİD'le mücadeleyi uzunca süredir programlarımızda konuşuyoruz ama hiç bu açıdan bakmamıştık. IŞİD'in suyu bir silah olarak kullandığı ve Irak ve Suriye'de kitleleri ikna etmek için suyu bir tehdit olarak kullandığı bilgisini bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar.